Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversales 4'te Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlayacaksınızdır, kafa karıştırıcı bir savaş döngüsü içerisine girmiştik. Afganistan üzerinden Mazdaran ve Karakoyunlu devletine savaş ilan etmiş. Mazdaran'ın önemli ticaret noktasına el koyduktan sonra Karakoyunlu devletinin Rahba, Hadita, Kerbela ve Samavat topraklarını alıp kendi topraklarımız arasındaki geçişi sağlamıştık, daha da rahatlattırmıştık. Önceden bu Kafkas tarafına falan ordu getirebilmek için şu taraflara, Transaksonya bölgesine şöyle dolandırmam gerekiyordu orduyu. Şimdi bu taraftan da geçiş sağlayabilecekler. Fazla fazla kalem kulem var. Ekonomik durumum gayet yerli yerinde. Askerlerim güçlü kuvvetli. Fetihlerimiz devam ediyor. Afganistan'ın savaşını bitirmeden evvel overextension'ımın sıfırlanmasını bekliyordum. Ve bu Afganistan savaşı bittikten sonra hemen buradan Sindi de gulp deyip yutacağım. Sindi yuttuktan sonra da Memlük üzerinden Yemen'i de savaşa çağırıp Memlük ve Yemen savaşına girişip Arap Yarımadası ve Afrika tarafına ilerleyeceğim efendim. Tabii ki bu esnada Batı tarafına da ilerlemelerimi sürdürmekteyim. Fransa devletini çok zorlayıcı bir savaşın içerisine sokup önemli topraklarını işgalim altına almayı başarmış vaziyette. İngiltere'yi kuvvetlendirecek olan toprakları almayı bekliyorum. Hamburg devletini hemen sıkıştıralım. Kaçarın yok Hamburg. Bir tepelik eksisi yiyeceğiz ama Hamburg devletinin ordusunun morali yerinde bile değil. Hamburg devleti kaçışını sürdürecektir. Hemen ikinci ordumu dinlenebileceği bir noktaya çekmek istiyorum. 16 binlik bir Fransa kuvveti var ve benim advisorlarımdan biri öldü. Bana advisor dayanmıyor zaten şu sıralar. National Unrest düşüren elemanı alalım. Hiç isyan riskiyle uğraşmayalım. Bu arada umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Seri seri EU4 bölümlerini çekip update gelmeden Osmanlı serisini bitirmeyi deneyeceğim. 60 binlik ordum burada antrenman yapıyor. Afganistan savaşını bitirmek için son korulama işleminin bitmesini bekliyorum Sustar tarafının. Ki birazdan sona erecek yanılmıyorsam. Çok güzel, sona erdi. Hemen Afganistan savaşını sonlandıralım. Afganistan bütün topraklarını bana veriyorsun sevgili dostum. Bütün topraklarını artı bütün paranı veriyorsun. Oluşacak olan şey umurumda bile değil, koalisyon. Ki zaten bana karşı koalisyona giremezler. Birisi Napoli'yi siege'lemiş ya. Pes artık, pes. Napoli mi siege'lenmiş? Pardon. Napoli'nin siege'lenmesi mümkün değil diyecektim. Orada bir Fransa ordusu gördüm abi. Ne ara geldim buraya? Bızdık. Tam bir bızdık Fransa ya. Tam bir bızdık Fransa. Kardeş, Napoli'de sağlam pussan. Çıksana gemiye. Allah aşkına bir çık gemiye. Bir çık gemiye de şuradaki 105 gemiyle ben senin bir babaanneni dürteyim. Efendim, hemen şuradaki siege ordusunu kaldırıyoruz. Fransa zaten pes etmek için can atıyor. Ne olur beni sal pampa diye. Milan devletini komple bitirmiş vaziyetteyiz. Bekle beni Fransa, ben geliyorum. Birazcık da Fransız ordusu tokatlayalım efendim. Birazcık da Fransız ordusu tokatlayalım. Oradan beni acaba tuzağa düşürebilirler mi? Kaçıyorlar oğlum. Kaçıyorlar ya, toparlanana kadar ben bütün ordularını vururum bunların. Yazık. 17 binlik ordusuyla da burada şeyi savunabileceğini zannediyor Fransa'yı. Gerçekten yazık. Nereye kaçacaksın? Ha beyefendi, 9 binlik ordunuzu da bir yakalayıp emeyim. Emük 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 keseyim. Çok güzel, harika bir şekilde dayağını yiyor. Bakalım Fransa'nın şuradaki bölgesini de kuşatma altına alalım. Napoli'yi tekrardan kurtarmışız. Messina tarafına geçiş sağlayalım. 109 tane gemimi çıkarttırma bana orada. Dur bakayım. Delikanlıysan çıkart lan. Delikanlıysan çıkart lan gemiyi adamlarını. 100 tane gemiye nasıl karşılık vereceksiniz acaba? Aha kilit yedi. Aha kilit yedi. Aha. Boğduracağım çocukları arkadaşlar. Boğduracağım. O 7000 asker suda gulu 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 boğulacaklar. Çünkü benim 105 tane full upgrade'li gemim var. Ve bu gemiler Fransız gemilerini topa tutup onları indirecekler abi. Napoli'ye çek bakayım gemileri. Anjou tarafı da kuşatıldı. Hemen buradan Finistria'ya. Ya da dur bakalım sevgili Fransız. İngiltere'ye toprak veriyor musun İngiltere'ye? Ne demek İngiltere'ye toprak vermiyor ya? Normandiya ve Jauxtan claimlerini sil.
Leech'i mi saldırsam sana? Leech'i salmıyor ki zaten. O köpek gibi skor istiyor. Ne verse salayım. Dur bakalım. Milan'la bir military alliance'larını bozar mısın? War rap istiyorum senden. İspanyol'a bir iki toprak ver. Heh, Navrara'yı İspanyol'a ver. Paranı ver. Anlaşalım. Bak daha fazla zorlama şansını. Ben de zorlamak istemiyorum. Buradan da Hamburg'a gideceğim çünkü. Şöyle şuradaki toprağıma geleyim. Buradan bir de Hamburg'u dövelim. Çok güzel. Bütün savaşların üstesinden rahat rahat gelebiliyoruz. Ordularımız gelsin. Bir de Hamburg tarafını dövüp Milan'ın bütün her şeyini alıp gidelim. Oha Hamburg da lol. Hamburg'u başka birisi izliyor. E Hamburg o zaman para veriyor musun? Vermiyorsun. Tamam o zaman çık savaştan bireysel olarak. Süpersin. Uğraştırmayacak en azından. Yani Hamburg'dan en baba alacağım birkaç dukat paraydı. O birkaç dukat parayı alsam da olur almasam da. Şimdi sevgili Milan devleti. Bir diplomatım gelsin. Senin icabına bakacağım kardeş. Sevgili Milan. Şuraları bana bir ver bakayım. Oluşabilecek koalisyon umurumda bile değil. Ama buralar zaten bana ait gibi bir şey. Ben buradan direkt bunun bağlantısını koparsam ama Parma'yı alamıyorum. Parma'yı almaya yetmiyor. Parma'yı alıp şöyle Milan'a bir göt gibi bıraksam çok güzel olacak da. İnsansı ilerlemeye devam edelim o zaman. Hop 1800 dukat para 4 toprak. Vallahi gayet iyi bence yani. Milan'ı da iyice küçültmüş oluruz bu vesileyle. Hiç koalisyona falan bakmıyorum bile. Bana koalisyon işlemez. Overextension'dan da sorun yok. O overextension'ı atlatacağız zaten kısa bir süre içerisinde. Şöyle sen Roma tarafına, sen de bir şöyle dur bakayım. Oğlum var ya İtalya tarafında ayı gibi kale var lan zaten. En ufak bir savaşta dünya kadar kalemiz var abi. Bizi deviremezler yani. Osmanlı Devleti olarak şu an 37 tane aktif kaleye sahibim. 37 tane. Bu taraftaki bütün ordulara idman yaptıracağım bu arada. Ve şöyle bir şey yapalım. Generallerimizi hiç etmeyelim abi. Bekle. Şu 50k böyle gelsin. Buradaki 30k da şurada dursun. 50k'yı birleştirip başına bir tanecik general atayıp idman yaptıracağım. Kalan generallerimi kullanmak istiyorum çünkü. Muhtemelen şu an için İtalya tarafındaki genişleme politikam bir süreliğine duracak. Yemen Etiyopya ile savaşıyor. Sıkıntı yok. Holy Roma'nın başı Avustura saldırırsam başıma neler gelir? Çok şey. Epey kalabalıklar. Epey kalabalıklar. Avusturu İtalya tarafından atmak istiyorum açıkçası. İtalya tarafı zengin topraklar. Avusturu İtalya'dan atmak istiyorum. Ama ve lakin bu işlem böyle gerçekleşmez. Basra 60k adam tartar mı? Basra tartmıyor mu ya koskoca Basra? Vay anasını. Zannettiğim kadar kocaman değilmiş o zaman. Şöyle buraya gel. Yapış. Selamünaleyküm kardeş. Şuradaki orduya dahil ol. Merhaba. Siz de buradan Hindistan tarafına gelin. Sint merhaba. Hemen seni şurada bir uçuracağım Sint. Padişah. Ver padişahı. Kardeş zaten tek toprağım var. Alıp gideyim bir müsaade et. 15 Army Tradition. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Daha ne? Aslına bakarsanız şu an bize iş çıktı ha. Yani şu an bize iş çıktı derken Memlük Savaşı. Zaten Yemen'de şeyle savaşta, Etiyopya ile savaşta. Yemen biraz yıpranırsa gelemez. Ben de Memlük'ü tekte indiririm. Zaten Memlük'ü indirmek için yardıma ihtiyacım yok da. Transaksonya'da tek aslında ama Transaksonya'ya ulaşımım yok. İspanya rival. Rivale ne rival kardeş neredesin hayırdır? Hayırdır İspanyol. Savaş bitsin de ben bir sana söveyim. Savaş bitsin sana bir tur söveyim kardeş. Hayırdır oğlum ya? Oh buraya. Ufaktan legitimesi falan kaybedilir o sıkıntı değil. Şimdi Hindistan tarafında Gajuriyat'ı zorlasak Bengal gelecek. Delhi zaten burada devasa bir kuvvet olmuş vaziyette. Delhi'nin gerçekten devasa olduğunun bilincindeyim.
Hindistan taraflarının derinliklerine inerken bu Delhi bana sıkıntı çıkartabilir elbette. Ama 100K ile yüklenirsem Hindistan tarafına inerken bana çok sıkıntı çıkarmayacaktır. Moskova İsveç'le savaşta muhtemelen İsveç şu toprağı alıp çıkacak. Çok güzel, Sind'in olayı bitti. Sind yok ol. Bütün hak iddialarını da sil. Bay bay Sind. Boşta general. İshak Bey falan. Antrenman. Gel buraya. Şuradaki 40K. Arkadaş o kadar deniz tarafında tartmıyor mu ya? Hormuz tartıyor. Hormuz. Ay, bakalım 100K'lık kuvveti şurada tutalım. Hatta şu orduya antrenman yaptırmama bile gerek yok ya. Antrenmanı salsam buradan. Şöyle 20'ye böl. 100K'lık orduyu Gajiryat tarafında tutalım. Bengal falan çok şey yapamaz zaten. Hatta şöyle bir Gajiryat'a ben bir hak iddiasında bulunayım. Olur, National Unrest. Olur, veririm 1000 dukat. Teknoloji nope almayacağım. Bir tık borç çekip şu teknolojiyi sahiplenebilirim aslında. Bir iki tık borç çekip teknolojiyi sahiplenip ondan sonra bunlara gidebilirim. Ama şu an acelesi yok henüz. Evet, rival İspanyol. Yani yeni idea çalışmaya başlarız ya. Yeni idea olarak da ne gidilebilir? Ofansif ve quality gittim. Askeriyi bir tık daha arttırabilirim ya da askeriyi bir tık daha arttırmak yerine yeni idea olarak trade ideası gidip ticaretimi kuvvetlendirebilirim ki çok güçlü ticaret noktaları var elimde. Yahut trade idea gitmek yerine ekonomi ideası gidip köpek gibi para kazanabilirim. Ki köpek gibi para kazanmak şu an ilgimi çekiyor açıkçası. Expansion, Exploration falan gitmek istemiyorum. Gerek yok. Influence'a da gerek yok. Ya Marty Mine'a hiç gerek yok. Denizle alakalı o kadar işim yok benim. Sanırım ekonomi ideasını araştırırım ya. Sanırım ekonomi ideasını araştırırım. Birazcık erken de olsa alalım şunları. Ekonomi ideasına rushlayacağım abi. Oradan birazcık paramız pulumuz gelsin. Focus'u hemen şeye aldım. Focus seçemiyorum. 8 Desember 1861'e kadar. Okey. Kanonlarımı da kuvvetlendirdim. Tamam, sipahileri de değiştirdik. Eyvallah. Birazcık borç var ama halledilir. Kalelerin alayı ikinci seviye değil mi? Ben bu kaleleri üçüncü seviye basarken götüm çatlayacak anlaşılan. Bir saniye, bazı kaleleri iptal edebilirim ya. Allah'ım. O kadar çok şeye basılacak kale var ki dördüncü seviyeye. Ki dördüncü seviye olduğunda da zaten bana rahat ettirmeyecek. Tartmıyor mu ulan orası 80K? Hayda, İstanbul 80K tartmıyor. Üstüme iyilik sağlık. Çek bunu Kocaeli tarafına çek. Alvonya ordusunun bana nerede olduğunu söylesen ya. Adamı idmandan aldık değil mi? İsmail Romi kimdi? O arkadaşın komutasında. Bekle. Şu kim? Halep ordusunda. İshak Pehlivan. Abi çek İshak Pehlivan'ı şuraya. Tamam. Antrenmanına devam abi. Antrenmana devam ordular. Antrenmana devam. Baba şimdi kale kırmaca. Birincisi Messina'yı kır. Kritik yer değil. Napoli ve Roma dursun. Şunu kır. O kadar kritik değil. Burada zaten 1, 2, 3, 4 tane kale var anasını satayım. Bu ne? Yani şuradaki üçlü zaten ölüm üçlüsü. Bu İtalya tarafının en büyük savunmalarından biri. Napoli'yi de kır hatta. Buraya bir tek Roma yetecektir abi. İçeriği çok boş bırakmayalım. Bu tarafa geldiğimiz zaman Balkan taraflarında şu Korfu'yu kır. Ne gerek var? Rodos'u kır. Ne gerek var? Edirne, Selanik, Konstantiniye, Kocaeli dursun. Trabzon, Kars, Diyarbakır ve Halep dursun. Şu iki tarafı kırabilirim ama şu an için mazlaranı tutma yerim onlar. Şurada çok fazla birikmiş kale var. Orayı bir kır. Şuraya 3 kale yeter. Şunu da kır hatta. Bu kaleler buraları tutmaya yeter.
Arap Yarımadası'nın götünde bir tane kale var. Kır. Bu Yemen tarafını tutar. Şurayı kır. Buradan geçemez zaten. Burayı da kır. Şu dursun, bu kale önemli. Burası Hindistan tarafını tutacak. Bu önemli, bu da önemli. Henüz Mazdaran'ı geçemedik ya. Bunlar Moskova tarafını tutacak kaleler. Genel anlamda tamam, önemli kaleler kalmış. Aslında kalesiz bile oynarım da ben. Çaktırma abi, kalelere ihtiyaç var. Kalesiz oynarım diye bir şey yok. Osman Karamanlı. Abi Osman Bey'i şuraya ver. Bir 20'lik ordu daha bassak mı buraya ya, Gajuryat seferi için? Manpower'ım var, ayı gibi şeyim var abi. Bence Gajuryat seferi için basalım ya. 120K ile Gajuryat'ın tepeye basmış oluruz. Bengal'in zaten bir canı var abi. Bir sıkıntılık canı var Bengal'in. 13, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bas bir 20 daha. Var mı kapasitem? Oho. Bir 40K daha bassam yeriymiş ya. Dur bir saniye ya. O borcu ben her türlü öderim zaten. Parayı bulmuşken bir 10 tane de galleye basayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç gemim var benim başka? 10 tane büyük basıyorum. 20 olacak. 5 tane daha galleye basayım. 5 galley, 10 da taşıma gemisi daha. 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane de taşıma gemisi daha istiyorum abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalde 25 gemi basıyorum. Peki benim 25 gemi limitim var mı? 24 gemi limitim var. Hallederiz, hiç problem değil. Ne yapacağız? Naval limiti arttıran 1-2 bina basacağız. Oldu da bitti maşallah. Gemiler basılana kadar halledilir bir şekilde. Boşta iki tane ticaretçim var. Konstantinopol'dan topluyorum. O halde bunu da transfer ettir. İskenderiye'yi sal. Basra'dan da Aleppo'yu buff'la. Basra'dan Aleppo'yu, Aleppo'dan Konstantinopol'ü buff'la. Aslında Astrakan'dan da Kırım'ı bufflayabilirdik ya. Astrakan'dan Kırım'ı bufflasak güzel olurdu. Tunus. Yok Tunus ya, sağ ol. İlgilenmiyorum Tunus kardeş. Tek kişilik bir dev gibi takılmayı tercih ediyorum. Ki ben zaten tek kişilik bir devim. Bütün ordular konumlarını alsın. Gajuryat seferi için hazırlıklar içerisindeyiz. Beleş stability kaybetme etkinliği gelmiş. Oley be, bayılırım. Bayılıyorum beleş stability kaybetme etkinliğine. 10 numara bir etkinlik bence. İstanbul tarafının %84 mü? Korsan falan mı var? Hayrola? Arnavutluk ve Macar. Arnavutluk ve Macar'ı pataklamam gerekiyor o zaman. Tepeleri sıkıntı yok. Danimarka, Albanya, İspanya. Albanya'ya da alsak Macar, Provence. Tamam. Sıradaki savaş Arnavutluk Savaşı. Buradaki 80K için sıradaki savaş Arnavutluk Savaşı. Buradan Arnavutluğun götünü keserim. Oradan Macar'ı da tokatlarım böyle. İstanbul'u etkileyecek yerleri alırım. Bir de Provence varmış. Oo çok güzel oğlum. Provence'dan da toprak alırım. Abi Arnavutluk Savaşı ya. Gajuryat'ı halledeyim. Arnavutluk tarafına dalacağım direkt. Arnavutluğa da danacağım. Saat kaç oldu bu arada? 3'e 10 geçiyor. İyi tamam, bir bölüm daha ittiririz bundan sonra. Kuçta baba, Kuçta. Ya da Katibara. Girinar'a. Neresi artık? Girinar. Ver Girinar'a. Ver Girinar'a. Ver coşkuyu buradan. Aha Bengal gelmiyor. Aha Bengal gelmiyor. Birebir mi? VS. VS birebir. Bayılırım. Üf. Abi Gajuryat'ın içinden geçeceğim. İçinden. İçinden geçeceğim. Selamun aleyküm kardeş. Hopitik. Şuraya otur. Şuraya. Buraya. Ve buraya. Allah. Topyekün abi, topyekün. Topyekün dal Gajiriyota. Topyekün dal. Oley be, Bengal'de gelmedi ya, ne kadar rahatım var ya. Bengal'de gelmedi. Şimdi at koşturacağım ben bu şeyin içinde. Ben bu bebeğin içinde at koşturacağım abi. Neye uğradığına şaşıracak bu çocuk. Şuradaki 3 orduyla da alt tarafa doğru sıkıştırırım çocuğu.
Oh, 10 numara. Sen oraya gitme de. Neyse, git bakayım oraya. Bir şey olmaz, en kötü alttaki orduya destek verdirdim. Tamam, bütün ordusu aşağıda bunun. Okey. Kardeş, kabusun olmaya geliyorum. Korkacak bir şey yok. Kabusun olacağım altı üstü. Pek bir şey yaşanmayacak. Bir tur öldürüp çıkacağım. Çok aciliyetli bir şey yok dayı oğlum. Merak etme. Bir tur kafana vurup çıkacağım. Defol malva. Ben evlenmiyorum evlenmiyorum ama oğlum bak padişah. Beni Regency'de bırakma. 65 yaşına gelmişsin. İn çocuk tahta çıksın. 45 yaşında bir çocuk yapsın. Salalım abi. Salalım yani, gözünü seveyim ya. Bu kadar uzatmanın alemi var mı ya? Her yerden yükleneceğim sana, her yerden. Aha çöktü ora. Selamun aleyküm, gel buraya. Gel 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 gel. Sen siege alınca o çıkacak bir tık dışarı. Ondan sonrası Allah ne verdiyse zaten, lambur lumbur. Lambur lumbur, bambur bumbur. Şuraya bakar mısın abi? Böyle bir üşüşme var mı ya? Böyle bir üşüşme var mı ya? Abi 120 kayla kara gün gibi çöktüm çocuğun üzerine. Ne kalelerin kurtarabilir seni, ne kulelerin kardeş. Malva, sen niye benimle ilişki kurmak istiyorsun ya? Hem Delhi var, hem şey var. Delhi'nin de kafaya vurmak lazım ha. Delhi'nin de kafaya vurmak lazım, o da şey yapıyor. Buradan ben Vijayanagara bile kayarım ya. Ben buradan Hindistan'a kayarım aga. Ben buradan Hindistan'a kayarım. Bekle bütün gemiler basılsın, öyle birleştireceğim gemileri. Ayı gibi donanmam oluyor ya. Gajuryat, bekle anam. Bekle anam, acelen ne? Ben daha Arnavutluğa dalacağım. Gelecek bölümde Arnavutluğu tokatlarım. 10 numara 5 yıldız. Nilheir. Ne diyorsun abi? Hayır, istemiyorum ya. Deli misin lan? Benim ayı gibi çocuğum var zaten, 5-3-3. Dana gibi çocuk. Neyime yetmeyecek? Hop bidik hop bidik hop bidik hop bidik. Sen de gel, sen şöyle gel, sen de gel, sen böyle gel. Abi kabus gibi çöküyorum lan. Vallahi kabus gibi çöküyorum üzerlerine ha. Tamam. Karaçalı gibi girdin aramıza. Sen buraya, sen buraya. Sen böyle, sen böyle. Böreği böyle al. Al 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 al. Her yerini al. Legitimacy istiyorum. Fullmüş gerçi legitimacy'm de, prestijim de. Karaçalı gibi girdin aramıza. Hah, indir onu zımbala. Tamam. Sen de o çocuğun kucağına düş. Generale menerale gerek yok. Yarın ayağını çıkarsın. Şuradan şöyle kesebilir miyim acaba Delhi ile arasını falan ya? Çünkü Delhi'nin gelişmesini istemiyorum. %100 olacak birazdan savaş skorum. %100, evet. Şimdi efendi, şöyle bir Delhi ile senin aranı kessem yeter mi lan skor? Oğlum, kurtarabildiğimi kurtarayım lan en azından. Şuradan keseyim. Bu taraftan kimse bir şey alamasın. Kurtarabildiğimi kurtarayım baba. Nasıl fikir? Vallahi bence güzel fikir. Gönül istiyor ki her yerden, hiçbir yerden vermeyeyim ama öyle olmuyor maalesef. Delhi'den kurtarırım. Bir alttan birileri dalar, üstten birileri dalar. O yüzden şurayı da alasım var aslında ama hani deniz aracılığıyla burayı da alırlar dayı. Deniz aracılığıyla buradan da tıklarlar. Ya da neyse, ben alabildiğimi alayım. Kalanı nasip diyelim. Nasip kısmet diyelim. Şey yapalım ya. Ama şurası önemli gibi duruyor. Mevara sal. Şöyle bir gir buraya. 276. Senin bana daha fazla para vermen lazımdı birader. Neyse. Ticaret noktası buraya. Baksana trade note. Trade center. Trade center almak daha önemli. Şimdi ben kara gün gibi kimin üzerine çökeceğim? Arnavutluğun üzerine çökeceğim de. Arnavutluğun üzerine çökmeden evvel şöyle bir Memlü'yü şey yapsam mı ya? Memlü'yü kıskaca alsam mı? Memlü'ye savaş sebebim hazır. Tunus ve Yemen geliyor. Ay bok ye. Çok lazımdınız. Tamam o zaman. Üşüşme zamanı. Yemen'i kuşat abi şuradan. Ulan 100k ile Yemen'in üzerine mi yüklenir be? Vallahi hiç insafım yok ha. 100k ile Yemen'in üzerine yükleneceğim. 100k ile de kalan 100k ile de bunları da 20-20 bölüp Memlü'nün üzerine oynayacağım. İnsafım yok yani, Memlü'ye de insafiyete gelmedim. Bütün gemiler üretildi mi acaba?
Acaba o Memlük Savaşı'ndan önce bir şey mi yapsak? Memlük Savaşı'ndan evvel Arnavutluğu falan mı dövmeye çalışsam? Ama Memlük daha önemli gibi duruyor bir tık ya. Şöyle bir Memlük'ü iyice aşağılara doğru ittirelim, defedelim. Yemen, Makuriye, Peyt. Yemen'i atarız biz buralardan ya. Yemen'i kovarız abi. Yemen'i rahat kovarız. Benim aşağıda zaten bir 25'lik gemim varmış. Oley be, full upgrade'lemdi. Yalnız ben bütün ordulara böyle ani gir çık yapınca oyun kasıyor anasını satayım. O kadar çok ordum var ki. Babuşlar, bu arada benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Memlük'ün üzerine oynayıp Memlük'ü def etmeyi deneyeceğim. Yani Memlük'ü atacağım. Yemen'i de Arap Yarımadası'ndan uzaklaştırmaya çalışacağım. Yemen'i bireysel olarak savaşa çağırırım muhtemelen. Peyt ve Makuriye de gelir. Peyt nerede bilmiyorum ve umurumda değil açıkçası Peyt devletinin nerede olduğu. Ama ve lakin ki Peyt devleti içimde bir yerdeyse sıkıntı çıkartabilir bana. Makuriye de gelsin yani. Makuriye de önemli değil. Peyt nerede? Peyt devleti. Ha, şurada. Tamam tamam. Önemli değil. Önemli değil. O da dövülür. O da dövülür. Ya buradan böyle içlerine gire gire çıkarım abi. 100k adam yolluyorum. 50'sini Makuriye'ye çevirir. 50'sini buraya çeviririm. En olmadı Yemen'in gemiler Jordri Fortlak'tır zaten. Yemen'in altından çıkıp Makuriye taraflarına falan giderim. Olur yani. Sonlandırdım mı bölümü? Sonlandırmadım. Gelecek bölümde görüşürüz babuşlar. Bay bay.